Selam, ben Halil. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Kuruluş Osman gününde yine yepyeni bir Osman Gazi videosu ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar, bu konuşmayı yapmayalı yaklaşık bir 6 aydan fazla olmuş. Neredeyse yarım yılı gerçekten artık geçti bu konuşmayı yapmayalım. Biliyorsunuz bugün günlerden yine efsane bir Kuruluş Osman günüm. Yine bugün Kuruluş Osman'ın yeni bölümünüm. Sizlerle birlikte konuşacağız, hiç merak etmiyorsunuz. Hemen buradan kanlı ay zırhımızı seçe tıklayalım. Arkadaşlar, bugün neyle savaşalım? Bugün arkadaşlar bir tane kale fethedeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki Osman Gazi videomda demiştim ki bu Moğollardan aldığımız mancınıklarla keşke kale falan fethetsek diyordum. Gerçekten öyle bir şey varmış, yani öyle bir bölüm gördüm. Kulağıma öyle geldi diyelim daha doğrusu. Hemen şunu da seçe tıkladık. Bakalım kaleyi nasıl fethedeceğiz? Arkadaşlar, şunu gerçekten iddia edebilirim. Benim Osman Gazi oyunda en ama en çok sevdiğim bölüm büyük ihtimalle bu bölüm olacak. Çünkü bu bölüme biraz baktım videodan önce. Hemen 104. bölüme tıklayalım. Bugün bu arada 3 tane yeni bölümü sizlerle beraber oynayacağız. Şu an görüyorsunuz şu mancınıkları bir deneyelim. Hele diyor Osman Bey. Hemen mancınığı kuracağız. Arkadaşlar, şu bölüme bakar mısınız? Gerçekten mükemmel. Toplar görüyorsunuz. Takır takır kale kapılarını kırıyor. Aynen öyle, ve kale kapısı efsane bir şekilde kırıldı. Şu an yanımda 4 tane alp ve bir de bozkurtumuz varmış. Keşke buraya gelirken yine 9-10 tane alpimiz olsaydı. Hemen savaşmaya başladık. Arkadaşlar, bu arada bu kale hangi kale gerçekten hiçbir fikrim yok. Gerçekten bilmiyorum. Gelin bakalım Bizanslar, gelin. Bu arada Bizanslar full art full değişmişler. O eski Osman Gazi oyundakilerin hiçbirisi kalmamış. Arkadaşlar, bizim alpler görünmüyor ki, her taraf Bizanslı kaynıyor. Görüyorsunuz. Hemen şunları biçelim ki eşitlik sağlansın karşı tarafta ve kendi tarafımızda. Hemen şunları da arkalarından biçeceğiz diyorum ama biçiyormuşuz ya. Bir an güçlüler sandım, ölmüyorlar sandım. Görüyorsunuz hepsi yere yığıldılar bile. Bir tane daha vur. Hadi Osman Gazi, hadi. Arkadaşlar, biliyorsunuz bugün Kuruluş Osman'ın yeni bölümü var. Bugün ne oluyordu bir hatırlayalım isterseniz. Hepinizin de bildiği gibi Osman Bey 2. fragmanda Cerkutay'ın kellesini alır gibi yapıyordu. Bence arkadaşlar kelle falan alınmayacak. Bu Osman Bey'in bir oyunu. Cerkutay zaten bu sezon aşırı değişti biliyorsunuz. Bir kinlenmeye falan başlamıştı Osman Bey başlarda. Şu an biraz daha iyi ama o eski Cerkutay hala gelmiş değil. Hepiniz biliyorsunuz. Garip bir Cerkutay var yani dizide. İyi mi kötü mü gerçekten ben bilmiyorum. Hemen şunları indirelim. Zaten Cerkutay'ın kellesi giderse izleyiciler bayağı bir isyan edecektir. Bunu böyle düşünüyorum. Çünkü herkes Cerkutay'ı seviyor. Arkadaşlar, şu an çarmıha bizi gelmişler Sultan'la birlikte. Ve idamdan kurtul diyor. Alpler harekete geçin dedik. Ve Sultan Mesut'la arkadaşlar görüyorsunuz. Moğolları biçiyoruz. Hanın içinde. Hemen şöyle bir çıkalım bakalım ne var ne yok. Bu kaleyi zaten artık hepiniz ezbere biliyorsunuz. Burası kale değil ya bence, han gibi bir yer. Daha önceki bölümlerde burayı kale olarak fethetmiştik biliyorum ama bence burası kale değil, han sadece. Hemen geldik, şunu da biçelim Turgut Alp'le birlikte. Hemen sultanı koruyalım. 1, 2, işte böyle. 1, 2 oldu, ölmedi. Bu herhalde arkadaşlar liderleri görüyorsunuz. Bayağı güçlü. Hemen yayımızı seçtik. Ve bunu şu şekilde tarayacağız. Büyük ihtimalle ölecektir hemen. Alper saldırın. Yok arkadaşlar, okla hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden kılıcımızı çektik tekrardan, Zülfikar'ımızı. Bir tane daha vur. Arkadaşlar, bu bayağı güçlüymüş ya, görüyorsunuz yarısını bile hala bitiremedik. Ve benim canımın yarısından fazlası bitti. Hemen canımızı fullleyelim. Bu sanırım benden daha güçlü bir düşman.
Baksanıza 1 2 3 4 5 kişi, bir de bozkurt. Durmadan vurup duruyoruz, hala ölmüş değil. Biliyorsunuz Osman Gazi'yi eskiden oynayanlar iyi bilirler. Oldlar diyelim daha doğrusu. Eskiden böyle düşmanlar olurdu. 10-15 dakika gerçekten yalan atmıyorum. Durmadan vururdunuz, anca ölürlerdi. Ve siz canınızı bitirirdiniz yani. Gerçekten onlar çok sıkıcı bölümlerdi. Umor Games bize eskileri özletmek istemiş. Daha doğrusu eskileri bize yad ettirmek istemiş. Tekrardan hatırlatıyor bize eskileri. Keşke hatırlamasaydık ya. Ben böyle güçlü düşmanları sevmiyorum. Bitmiyorlar çünkü, baksanıza. Alper bir çekilin de adam akıllı lütfen, ben vuruyorum sadece. Hiçbir şey yaptığınız yok. Sultanı koruyun, o artık yeni sultan diyoruz. Sultan arkadaşlar artık tahta geçireceğiz büyük ihtimalle bir sonraki bölümde. Yeni bölüme git dedik. Şimdi ise otağını koru ve düşmanları püskürt. Alper'imle birlikte arkadaşlar görüyorsunuz. 2, 4, 6, 8, bir de ben 9 kişi obaya girdik. Ve obanın içinde de görüyorsunuz halkımız duruyorlar. Arkadaşlar ne zamandır şöyle gerçekten adam biçmiyordum. Atımızın üstünde. Döne döne eskiden biliyorsunuz biçerdik. Tam bir meydan savaşı havasında yapmış ya Umur Games bu bölümü. Çok kalabalık bir bölüm. Hemen şunu da indirelim. Çok güzel. Otağa girebiliyor muyuz? Bir deneyelim. Her taraf sisli. Yok, girilmiyor. Arkadaşlar ben şurada atımızı bir şaha kaldıracağım. Bakalım nasıl kaldırıyorduk. Unutmuşum. Ha, şuna basıyorduk. Aynen öyle. Siz biçin, ben geliyorum. İşte arkadaşlar bu şekilde atımızı bayağı bir şaha kaldırdık. Güzel oldu. Hemen artık şunları biçebiliriz. Otomatiğe bağlıyorum Osman Bey'in elini şu şekilde. Arkadaşlar ne güzel biçtik öyle ya. Düşman dediğin işte aynen böyle olacak. Hemen ölü verecek. Arkadaşlar bu oyunun yeni gelen bölümlerini ben biliyorsunuz hala oynamış değilim. Ben birazcık geriden geliyorum. Orhan Bey oyuna dahil oldu mu? Orhan Bey karakteri oyunda var mı? Lütfen yorumlarda bunu bana yazın. Bilmiyorum çünkü. Umarım Orhan Bey de gelmiştir Osman Bey gibi. Eğer geldiyse mükemmel olur. Alper'imizin yanında bir de oğlumuz olur. Hatta bir de Alaaddin olsa gerçekten tadından yenmez herhalde. Atımızdan inelim mi ya? Derken bölümü bitirmiş olduk. Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Hemen şuradan çıkalım. O mancınıklı bölüme tekrardan gideceğim. Bir şey denemek istiyorum. Şöyle geldik. 103. bölüm olması gerekiyor. Bakıyorum yok. 104. bölümmüş. Arkadaşlar biraz isterseniz bu bölüme bakalım. Şimdi burada alplerimiz bekliyorlar. Kalemiz bayağı büyük. Kalenin ucu bucağı gerçekten görünmüyor. Süslerin arasına karışmış. Bakın. Dilerseniz birazcık da şu mancını inceleyelim. Bakalım ne var ne yok. Üstüne çıkabilir miyiz? Yok arkadaşlar çıkılmıyor. Burada deniz de var. Girer miyiz? Yok. Denize maalesef girilmiyor. Keşke girseydik ya. Biliyorsunuz bu bölümde bayağı bir düşman var. Sağ üst köşede haritadan görebiliyorsunuz düşman sayısını. Bayağı düşman var. 20 tane falan vardır en az o da. Onların hepsini denize çeker, orada deniz savaşı yapardım gerçekten. Arkadaşlar acaba böyle vursak açılır mı bir süreden sonra bilmiyorum. Ve bakın düşmanlar şu an kapıya doğru yöneldiler hepsi. Akın akın geliyorlar. Ama bir şey yapamıyorlar tabi. Alplerim de bu arada yanıma gelmiyorlar. Çünkü şu mancını bir şeyler yapmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şimdi bu top atmıyor mu? Kalenin kapısını kırmak için. Ve düşmanlar da kalenin kapısına değiller mi? Aynen öyle. Şimdi toplarımızı şu şekilde alıp düşmanlara toplu kıyım yaptırmak istiyorum. Yapar mıyız?
Arkadaşlar yok. Ben bir an hepsi patlarlar sandım böyle. Ama öyle düşündüğümüz gibi olmuyormuş. Dilerseniz böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Kanala abone olmayanlar aşağıdaki kırmızı butondan artık. Herkes biliyordur abone olma butonunu. Oradan abone olabilirler. Videoyu da sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yepyeni bir tarih oyununda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.